Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Baymak AS3 hatası nedir, nasıl giderilir bu konu hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağız. Arkadaşlar Baymak AS3 hatası Google'da da yazdığı gibi atık gaz sisteminde sorun oluştuğunu belirtmekte olan bir hata kodudur. Şimdi bu tam olarak ne anlama geliyor? Yani cihazın hava akışında problem olduğunu gösterir. Bu tabi dediğim gibi Eco, Lambert, Baki, Luna modeller için geçerlidir. Tam yoğuşmalı cihazlarda AS3 hata kodu aşırı ısınma anlamına gelir. Bunu kesinlikle karıştırmayalım. Şimdi hemen zaten başlıkta da belirttiği gibi Baymak hermatik kombilerde fan arızası, prostat arızası, anakart arızası veya hava akım borusu yerinden çıkmış olabilir veya ebatı uzun olabilir. Bu hava akım bahsettiği kombinin bacasıdır arkadaşlar. Hemen kombinin R simgesi olan çevirmeli tuşu R simgesine getirip cihazı 5 saniye bekledikten sonra tekrardan eski konuna aldığımız zaman cihazı resetlemiş oluruz. Eğer ki arıza kodu çıkıp bir sonra tekrardan S3 hata koduna geçiyorsa muhtemelen cihazın iç aksamında oluşan bir arızadır. Bunlar başlıca fan arızası. Fan çok kirlenmiş olabilir. Uzun süre cihazımızın eğer ki bakımını yaptırmadıysak bu kirlilikten dolayı prostata hava akışını sağlayamaz ve cihazımız S3 hata koduna geçer. Veya fanın ömrü tamamlanmıştır. Fan değişimine de uğrayabilir arkadaşlar. Hemen prostat az önce bahsettiğim gibi hava akışı yani fan kirli olduğu zaman iyi hava akışını o ince boru görmüş olduğunuz gibi fandan çıkıyor. İyi hava akışını sağlayamaz olmadığı zaman cihazımız yine S3 hata koduna geçmiş olabilir. Tabi prostat arızalanmış da olabilir arkadaşlar. Hemen kombimizin bacası görmüş olduğunuz gibi baca dirsekten veya iç aksamında oluşan hemen ince boruyu görüyorsunuz görselde olduğu gibi. Yani bu bacanın içerisinde de bir boru vardır. Bunun contası zamanında gitmiş olabilir. O iç bacası çıkmışsa cihazımız yine S3 hata koduna geçmiş olabilir. Şimdi kuşluk diye adlandırdığımız bu parçalar da kombilerin hemen hemen bütün kombilerin baca uç kısmında olan bir parçadır. Bu da düşmüşse yani yerinden çıkmışsa cihazımız yine S3 hata koduna geçmiş olabilir. Cihazın anakartı da S3 hata kodu arızası verebilir. Bu da elektrikten kaynaklı olarak eğer ki cihazımıza yüksek voltaj veya düşük voltaj gelmişse bu da kombinin devrelerine zarar verir ve cihazımız yine S3 hata kodu verebilir. Değerli arkadaşlar bu anlatmış olduğum parçaları herhangi biri arızalanmışsa bunu kendiniz asla müdahale etmeyin. Yetkili veya özel servislerle iletişime geçerek yardım talep edin. Videomu beğenip bizi takip eder derseniz bizleri çok mutlu edersiniz emeğe karşılık olarak. Hemen ben burada WhatsApp numaramı da paylaştım. Buradan merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.